Hanımlar, beyler, benim gönlümü Leyla ve Mecnunları, ekranların en fenomen, en samimi sohbetlerine hoş geldiniz. Bendeniz Osman Korkmaz ve kameraman arkadaşım sevgili Murat Makas'la birlikte bugün İstanbul Caddesi'nde T2 tramvay yolu olarak bilinen kent meydanı ve terminal arasında yapımı devam eden işte bu bölgeye geldik. Ve birazdan hem esnafa hem de vatandaşa buradaki çalışmaları sormak istiyoruz. Tramvay mı yoksa metrobüs mü daha uygun diye bir soralım bakalım, görüşlerini alalım. Tramvay mı metrobüs mü diye vatandaşa soralım. Murat, hazır mısın? Hazırsın belli. Hadi Bursa TV ekranlarında startımızı başlatalım. Takip et beni. Efendim, merhaba, hayırlı işler olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı işler olsun. Hoş bulduk. Yaramazlık yok. Şükür. Siz sorun. İsim neydi efendim? Malik Sarif. Malik abi, burada esnafsın. Bir kere işler nasıl? İşler bozuk. Yol çalışmalarından dolayı işlerimiz bozuk. Esnaf olarak hepimizin işleri bozuk. Hemen soralım efendim. Tramvay çalışması, vatandaşlar ne düşünüyor? Bunun dışında da tramvay değil de metrobüs olarak çok fazla son günlerde gündem oluşturuluyor. Herhangi bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi benim kanaatimce metrobüs olursa daha iyi olur düşüncesindeyiz. Esnaf adeta felç şu anda. Yollarda çalışma olduğu için hiçbir esnafa hiç kimse gelemiyor. Metrobüs daha uygun diyorsun. Aynen. Daha rahat ulaşım, konforlu. Tabii. Aynen o şekilde daha iyi olur. Peki beyefendiye teşekkürler. Hemen pideli köftenin olduğu yerden, bu muhteşem alandan çıkalım ve bizim birliklerimiz devam etsin. Murat, sen beni takip et. Sevgili Murat, biz dolaşmaya devam ediyoruz. Hemen bir esnafın yanından diğer esnafın yanına kadar geldik. Onlara hayırlı işler dilelim. Bu mikrofonu getirelim. Bursa TV ekranlarında hizmetimizi sunalım. Onları tanıyalım. Merhaba efendim. İrfan ben. İrfan Bey. Otopamcısıyım. Nasıl işler? Şu an bu metronun olduğundan bu yana işlerimizde bir durgunluk, bir yavaşlama var. Tabi bu belki piyasanın verdiği bir şey de olabilir ama yoldan da bizlere bir ister istemez etken oluşuyor. Bu metro bize ne kadar bir fayda olacak, ne kadar zarar olacak bunu tabii ki zaman gösterecek. Şu an için bir durgunluk söz konusu, görülüyor bu ama yarın ne olacağını şu an için tetki söylemek mümkün değil. Yapımına tramvay olarak başlandı ama metrobüs olarak da vatandaşın epey bir beklentisi var. Siz ne düşünüyorsunuz efendim metrobüs olması gibi? Daha iyi olur aslında. Daha iyi. Burada bayağı insana da faydası olur. Tramvay sadece belediyeye faydası olacaktır. Çevreye faydası olmayacaktır. Peki efendim, teşekkürler. Biz buradan da ayrılalım. Sevgilim. Murat, sen beni takip et. İşte burada 5 yolda T2 tramvay yoluyla ilgili belki gün içerisinde çileyi en fazla yaşayan esnafları dolaşmaya devam ediyoruz. Hadi şöyle bir girelim bakalım. Efendim, kolay gelsin. Hayırlı işler, şu anda kayıttayız. Nasılsınız efendim? Osman Korkmaz ben. Bursa TV ekranlarında Bursa'yı konuşturmaya devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Murat'la birlikte. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Keyifler yerinde mi? Bana pek iyi de değil. İyi olsun efendim, iyi olsun. İyi olsun öyle mi? İyi düşünelim, iyi şeyler olsun. İsim neydi? Hüseyin Arslanoğlu. Hüseyin abi, burada T2 tramvay yolu. Evet. Biraz konuşalım, çalışmaları yakından takip ediyor musunuz? Ediyorum. Bir de tramvay yerine son günlerde metrobüs. Evet. Daha konforlu, daha rahat, daha hızlı ulaşım olarak adlandırılıyor. Ne düşünüyorsun? Vallahi iyi olur yani, güzel olur. Ama daha önceden dediler şey bu... Kediler midir nedir diye daha önceden öyle bir şey düşünüyorlar. Onlar pek rampalarda çıkmıyor çünkü şu anda altı parmak rampasına dayandıkları zaman oradan çıkmıyor. Metrobüs gelir mi? Metrobüs müdür onlar bilmiyorum. Onlar değişik böcek. Böcek mi giriyor buraya, metrobüs mü giriyor? Tramvay giriyor efendim. Tramvay mı? Peki tramvay attı. Tramvaysa güzel oluyor. Ama benim kendi şahsi düşüncem yer altında gizlilseydi daha güzel olurdu. İşte metrobüsten bahsediyorsunuz. Evet. Hızlı bir şekilde. Evet, çok güzel olurdu. Değil mi efendim? Müsait, teşekkürler. Bu yol müsait. Bu yol müsait, Yalvar yolu. Müsait de alttan gizlilseydi çok güzel olurdu. Nasılsınız, iyi misiniz? Osman Korkmaz ben. Bursa TV ekranlarında ağırlayalım sizi. İsim neydi? Kenan Günaydın. Kenan Bey nerede oturur? Papaz Çeşme. Buralarda yaşıyorsunuz. Keyifler iyi mi efendim? Çok şükür. Şimdi efendim hemen konuşalım mı? T2 tramvay hattı İstanbul Caddesi gün içerisinde. Belirgin trafikle ilgili sıkıntılar var. Burada yaşayan bir vatandaş tramvayla ilgili, bu çalışmalarla ilgili ne düşünüyor? Çok daha önemlisi, metrobüs son günlerde sürekli dillendirildi. Daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım olarak olabilir mi?
Bence hiç iyi olmadı. Yol kenarından geçseydi daha iyi olurdu. Ortadan değil de bir atıyorum sağ taraftan veya sol taraftan gidip gelseydi daha iyiydi. Metrobüs olabilir miydi? Daha böyle konforlu, daha... Onu bilemem ama ortadan olmadı. Yazık günah, şu çektiğimiz çile hiç değmiyor yani. Hiç boşuna para. 5 sene sürseydi, alttan gitseydi veya bir taraf yolun bir tarafından, tali yolun bir tanesinden gitseydi bu kadar çile çekmezdi. Daha mı rahat olurdu? Daha rahat olurdu. Daha çabuk biterdi belki. Peki abimize teşekkürler. Murat, sen kayıttan çıkma. Arkadaş burada telefonla oynuyor. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, 5 yola geldik. Esnaf evet. Mıyız? Yok, İnegöl'den geliyorum da burada emek. İsim neydi bu arada? Doğan Demir. Doğan, nasıl buldun buradaki yapılan çalışmayı? İyi. Bence gayet iyi de biraz yavaş ilerliyor sanki. Yani ben 2-3 ay önce gelmiştim. Daha hala da böyleydi. Hala da böyle yani. İlerlemiyor gibi. Son günlerde metrobüs çok fazla konuşuluyor. Daha rahat ulaşım olması için. Acaba metrobüs daha mı uygundu? Metrobüs daha uygun ama arabayla gelmek daha iyi bence. Çünkü trafikten ben çevre yolunu kullanabiliyorsun. Daha iyi gelebiliyorsun. Onu kırmayalım, bir merhaba diyelim. Hayatını soralım, işlerin nasıl olduğunu da merak ettik. Efendim merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz abi, sizler nasılsınız? Teşekkürler, tanıyalım efendim. İsim neydi? İsim Yılmaz. Yılmaz abi, esnafsın? Esnafım, motorcuyum burada abicim. Nasıl efendim işler? İşler abicim, yollardan çok güzel maalesef. Peki, tramvay attı. Son günlerde metrobüsle ilgili bir gündem oluşturuldu. Tramvay yerine metrobüs daha böyle... Uygun, daha konforlu, daha, uygun, daha evet. Çabuk. Daha uygun, evet. Daha olur uygun. Muydu, ister miydiniz? Tabii ki. Yani bir vatandaş olarak hizmet güzel bir şey. Yani iyi olur. Metrobüs gelseydi daha iyi diyordun. Tabii daha iyi olur. Tren gelecek ne olacak? Tren zaten mahvetti ortalığı. Metrobüs sunmazsa daha hızlı, daha seri. Daha konforlu. Daha konforlu, gidiş geliş açısından vatandaş için iyi olur. Pekala, abimize de teşekkür ettik. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Gün içerisinde dolaşıyoruz burada. Her şey çok doğal. 5 yola geldik. Bu ortamı çekmek istedik. T2 İstanbul Caddesi'nde tramvay. Çalışmaları takip ediyorsunuz. Nasıl çalışmalar? Ve şunu da hemen ekleyeyim ben. Son dönemlerde tramvay değil de metrobüs olsaydı daha rahat ederdik diyenler oldu. Ne dersiniz? Beyefendi, çok güzel çalışmaları takdirle izliyoruz. Tabii ki hızlı bir şekilde olmasını temenni ediyoruz. Biraz trafik yoğunluğundan dolayı insanlar tabii ki şikayet söz konusu olabiliyor ama mağdur görecek muhtemelen. İnşallah hızlı bir şekilde bitirirlerse iyi olur. Tramvay veya da metrobüs olması çok söz konusu değil. Zaten belli gidilen hatlar var. Metrobüste de şu anda insanlar işini görebilir diye düşünüyorum. Peki. Merhaba. Osman Korkmaz ben. Beyefendiler, nereye böyle? Hemen ağırlayalım. Bakın efendim, milli iradenin sesi. Halkın mikrofonu hemen şurada. Güzel yüzleri çekelim. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? 3 tane beyefendi. Onları durdurduk. Çok da fazla meşgul etmeden. Burada esnaf mıyız? Evet, esnaf. Nasıl işler? İşler normal, bir yol sıkıntısı var işte. Biraz mağdur kalıyoruz. Tramvay yerine metrobüs çok fazla gündeme getirildi. Hani daha konforlu, daha rahat ulaşım şeklinde söylendi. Tramvay yerine metrobüs olsaydı daha uygun olmaz mı? Daha uygun olur. Metrobüs olabilirdi buraya mesela. Yerin altından olabilirdi. 5 sene sonra yap, 5 sene sürsün, yerin altından olabilirdi. Yani bu kadar esnafın mağdur olmasına gerek yoktu bu kadar. Biraz planlı yapılsaydı. Çünkü esnaf mağdur, biz de mağduruz. Mesela biz burada lastikçiyiz. Aracımıza, dükkana araç giremiyor yani. Sıkıntı yaşıyoruz ister istemez. Araçlar park edemiyor, trafik polisi ceza yazıyor. Ya bu esnafın da düşünmesi gerekiyordu yani. Yani 3 sene sonra olsaydı ne bileyim metro olarak olabilirdi. Yerin altından olabilirdi. Yani mantıklı bir proje olabilirdi bize. Yani bizim görüşümüzde bir esnaf olarak yani. Peki beyefendiye de teşekkürler. Gülüm Murat, bu sefer yolun karşısına geçtik ve burada bekleyen beyefendilere bir selam verelim efendim. Merhaba, Osman. Merhaba. Korkmaz ben. Bursa TV ekranlarında Milli İrade'nin sesinde 5 yola geldik. Bu ortamı görmek istedik efendim. Baktık T2 İstanbul Caddesi'nde tramvay. Vatandaş çalışmaları nasıl, yakından takip ediyor mu? Ve son dönemlerde emin olun metrobüs daha rahat, daha konforlu, ulaşım da gündeme geldi. Metrobüs olsaydı daha mı iyi olurdu?
Vallahi metrobüs konusunda bilmem de buradaki esnaf olarak biz mağdur durumdayız. Yani müşteriye yol tarif ederken adam nerelerden dolaşıp geleceğini bilmiyor. Sıkıntılı bir durumdayız. Yani metrobüs mü olacak, ne olacağını bilemem orasında. Buradaki esnaf sıkıntı içerisinde. Metrobüs daha uygun dediler. Hiç aklım ermez ama buradaki yaşanan sıkıntıyı görüyorsunuz siz de. Akşam üzerleri, okul çıkışlarında falan, servis saatlerinde buradaki trafiğin yoğunluğunu bir görün. Metrobüse falan aklım ermez ama buradaki esnaf sıkıntı içerisinde. Çile büyük diyorsunuz. Sıkıntı büyük. Peki beyefendiye teşekkürler. Şöyle bir gelelim bakalım. 3 tane arkadaş burada. Efendim esnafların olduğu yer burası. Gün içerisinde sabah erken kepenkler açılır. Arkasından da gün içerisinde müşteriler beklenir. Gelen müşterilere burada esnaflar tarafından en iyi hizmeti sunulur. Bunun altını çizelim. Merhaba efendim. Merhaba. Arabanızı yaptırıyorsunuz. Evet, yaptırıyoruz. Nasıl keyifler? Allah'a şükür. İyiyiz. Nerede oturuyoruz efendim? Beşerler. İsim neydi? İbrahim ismim. İbrahim, buraya geldin. Burada İstanbul Caddesi'ndeki yoğunluğu, evet, çalışmaları gördün. T2 ile ilgili şu an çok fazla sıkıntının olduğu söylendi ama tramvayla ilgili. Metrobüs gündemdeydi. Metrobüs olsa daha mı uygun olur diye vatandaşı soruyoruz. Yer altında olmasını daha çok isterdik. İş yerimiz Otokop'ta. Gidişlerimizde gelişlerimizde sabah ve akşam çok yoğun trafik oluyor. Belki günü bugün kurtaracak ama 5 yıl sonra, 3 yıl sonra yol üstündeki tramvay çok olumlu olmayacak. Projenin bence bir an önce yer altına alınması gerekiyor. Metrobüs daha şahane olurdu diyorsunuz. Olurdu. Peki teşekkürler. Biz burada arkadaşla konuşurken kaptan da habire durmadan korneye bastı. Tanışalım efendim. Salih Usta. Salih Usta. Evet. Korneye bastınız. Şeyden dolayı. Değil mi? Tamir ediyorsunuz. Evet. Nasıl efendim keyifler? Keyifler çok şükür de yol bizi mahvetti. Peki de burada çalışmalar esnafı mağdur etmiş. Mahvetti. Çok fazla şikayet geldi ama şunu soralım. Metrobüs çok fazla gündemde tutuldu. Olabilir miydi? Kesinlikle. İster miydiniz? Alttan verilecekti. Şu şekilde olmayacaktı. Yol zaten dar. Bir de bu şekilde komple daralttılar. Yani bunu en ufak çocuk bile biliyor yani. Şu şey mahvettiler yolu. En işlek yolu. Doğru mu? Keşke metrobüs olsaydı. Kesinlikle. Dediniz. Ya da alttan yapılsaydı. Şu şekilde olmasaydı. Peki efendim, sizlere teşekkürler. Osman Korkmaz ben. Erdem ben. Bursa TV ekranlarında bir merhaba diyelim. Tanışalım. Buraya kadar geldik. Nasıl efendim işler güçler? Her şey yolunda mı? İşler hiç iyi değil. İçer yolunda değil. Yol sağ olsun işlerimizi bizi mahvetti. Nedir efendim? Sıkıntılar nedir? Paylaşın. Valla arabalar giremiyor. Satışlarımız durdu. Müşterilerimiz gelmiyor. Şu an mağduruz. Hüseyin neydi efendim? Hüseyin benim. Hüseyin abi, tramvay değil de metrobüs gelseydi daha iyi olur diyenler var. Bence belediye otobüsleri var, o metrobüsler dediğiniz gibi. İki tane üstten gideydi daha iyiydi bizim için. En azından bu zulümü çekmezdik burada. Ne dersiniz efendim? Kısa kısa görüşler alalım. Valla aynı şeye ben de katılıyorum. Yani bu yol bizi mahvetti. Metrobüs gelseydi daha uygun olur muydu? Daha iyi olabilirdi yani. İki tane otobüs koysaydılar buraya daha iyiydi. Yani şu anda bizim işlerimiz durdu. Çok durdu yani. Cirolarımız düştü. Yani 7-8 tane adam çalıştırıyoruz burada. Dükkan kirası yani. Pekala. Hemen kısa kısa diğer beyefendilere soralım. Tramvay yerine metrobüs gelseydi, metrobüs hızlı, konforlu bir ulaşım deniliyor, daha uygun olur muydu? Kesinlikle daha uygun olurdu yani. Çünkü bir maliyet gerektirmezdi. Bu kadar maliyetli olmazdı ve bu kadar zahmet çekilmezdi bu yolda. Farklı olurdu durum yani. Peki beyefendilere teşekkürler. Gün içerisinde efendim şart kapı yaptık. Onlara belki de kısacık bir rahatsızlık verdik ama en iyi şekilde de ağırlandık. Son derece beyefendi kimliklerini ortaya koydular. Murat sen beni takip et. Esnaf ya da vatandaş ne düşünüyor? Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Şapkanız harikulade. Teşekkür ederim. İsim neydi efendim? Emin. Emin abi, buraya geldik de gördüklerimiz karşısında biraz böyle şaşkın olduk. Sebebi de şu, epey bir şikayet biz var efendim. Memnun olduk yalnız sizlerden. Efendim, memnun her oldum. Zaman bu kamera, bu mikrofon, evet, hizmetinizde. Teşekkür tramvay değil de, evet, metrobüs olsaydı daha iyi olurdu diyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Metrobüs olsa diyorum daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim kendi şahsi görüşüm. Peki abimize teşekkürler. Kısaca tanışalım efendim, merhaba. Evet merhaba efendim, ismim Göksel benim. Göksel Bey, esnafsınız. Esnafız, evet. Nasıl efendim işler? Ticareti yapıyoruz.
İşlerimiz biraz yol dolayısıyla durgun. Yani hem kirlilik olarak hem müşteri olarak durgun yani şu anda. Yani çok toz var. Artı yani araçlar girip çıkamıyor. Müşteriler yolu bulamıyor zaten. Yani öyle bir durum var şu anda, çok karışık. Metrobüse nasıl bakıyorsunuz efendim? Ya ben bu yani tramvaya geçecek diyorlar, bilmiyoruz işin aslını nedir bilmiyoruz da. Yani tramvay yerine şöyle metro olsaydı veya alttan bir metro olsaydı. Çünkü yer uygun, zemin uygun. Ne bileyim, buralara üst geçit yapıyorlar, alt geçit yapıyorlar, dünya para. Bunlar alttan bir metro olsaydı bunlar olmazdı diye düşünüyoruz. Bilmiyoruz, büyüklerimiz daha iyi bilir ama. Yani şu anda çok mağduruz biz ve yapılan çalışmaları da tasvip etmiyoruz yani. Peki, beyefendilere teşekkür ettim. Onların bizden haberi yok ama hemen yanlarına doğru gidelim sevgili Murat. Arkalara dönük bir merhaba diyelim. Efendim merhaba, Osman Korkmaz ben. Saygılar, sevgiler. Nasılsınız efendim? Bursa TV ekranlarında pek tabii ki şaşırdınız. Bir kamera beklemiyordunuz, bir mikrofon beklemiyordunuz. Gönül dostları, Bursa TV ekranlarında Bursa'yı konuşturmaya devam ediyoruz. Bu kamera, bu mikrofon halkın, milli iradenin sesi. Şöyle gelelim, bakıl mısınız efendim? Her şey yolunda mı? Yolunda. Nasıl keyifler? Allah'a şükürler olsun. Sizi burada hemen bir misafir edelim. İsim neydi efendim? Erdem Yavuz. Nerede yaşıyoruz? İstanbul'da. İstanbul'dan buraya geldiniz. Efendim, misafir geldiniz ama şu anki tabloya baktığımız zaman İstanbul Caddesi'nde bir yoğunluk var. İstanbul'da tramvay değil de metrobüsle ilgili çok daha kolaylık olduğu söyleniyor. Buradaki esnaf da hemen hemen hemfikirde. Yani tramvay değil de buraya metrobüs gelseydi daha iyi olurdu diyenler var. Ne düşünüyorsunuz efendim? Doğru. İstanbul'da yaşayan birisi olarak? Doğrudur. Daha iyi olabilirdi. Yani sürekli gidip gelenmiş olduğu için daha iyi, hani durak sıkıntısı yaşamazdı. Pek manzarayı beğenmediniz o zaman? Şu anki manzara güzel. Hani beğenmedim derken yani yapım aşamasında olduğu için. Metrobüs daha uygun diyorsunuz. Tabii ki. Daha konforlu, daha rahat ulaşım. Ya konforlusundan değil, herkes iç içe giriyor ama mecburiyetten yani yapacak. Peki beyefendiye teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, isim neydi? Ömer Fark ismim. Ömer, yaş kaç? 23. Esnaf mıyız? İnşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi. Gelecekle ilgili planlama nedir? Hayattan beklentin nelerdir? Hayatımızdan beklentimiz, yani ileriye dönük planlarımız var bizim de kendi çapımızda. Hakkında hayırlısı olsun. Şimdi soralım bakalım Ömer'e. Ömer, burada T2 İstanbul Caddesi'nde tramvay yolu. Metrobüsle ilgili daha iyi olur diyenler var. Peki Ömer ne düşünüyor? Metrobüs değil de yani keşke bu olmasaydı diyorum ben. Çünkü şu an trafik deseniz allak bullak. Yıl olmuş 2017. 2017'de olmamıza rağmen hala üstten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani millet şu an tüm altyapısını, her şeyini alttan yapıyor. Yolun altından yaparken biz hala üstten yapıyoruz. Şu an tüm yolculara sorsanız, aynı şekilde trafiktekilere sorsanız herkes böyle illallah etmiş durumda. Zaten Bursa trafiği berbat. Üstüne üstlük daha da berbat ettiler. Diyeceğim bu, ama metrobüs mü metro mu? Ben tabii metroyu tercih ederim. Çünkü arıza anlamında metro arıza yapma olasılığı metrobüsün arıza yapma olasılığına göre çok daha düşük. Ona kanka tabii ki de metroyu tercih ederim. Ömer'e teşekkürler. Bir adım atalım, merhaba. Benim biraderim zaten. Merhaba. Aynen. Senin de görüşlerini alalım. Tabii. Ne düşünüyorsun? Hangi konuda? Yani buradaki tramvay değil de metrobüs olsaydı daha uygun diyenler var. Daha uygun olurdu tabii ki de. Çünkü 4 şeritlik bir yolu 2 şeride düşürdüler. Üzerinde çok trafik yoğun zaten. Trafiğin yoğun olma sebebi, trafiği yoğunken kestiler. 2 şerite düşürdüler. 2 şerit, burada 4 şeritken zaten yine aynı şekilde trafik yoğunken şimdi 2 şeritlik yola düşürdüler. Bu sefer şöyle diyeyim, bayağı bir kalabalık oluyor. Bunu alttan yapıp bir miktar daha fazla para verip alttan yapsalar üst şerit, üst taraftan yapmalarının daha güzel olurdu. Çünkü yolu kesiyorlar direkt. Peki. Merhaba. Merhabalar. Siz iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok mersi, çok teşekkürler. Beş yolda esnafız. Evet, doğrudur. Tezkar Oto Ekspertiz işletmeciyim. İsmim Mehmet, soyadım Toruk. Mehmet Bey, buradaki çalışmaları yakından takip ediyorsunuz. Aman efendim, bir iki adım atalım da herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Yakından takip ediyorsunuz. Evet, buradaki çalışmaları en baştan beri bilen isimlerden birisisiniz esnaf olarak. Tabii tabii, kesinlikle. Nasıl görüyorsunuz? Bir de son dönemlerde tramvay değil de keşke buraya metrobüs yapılsaydı da daha iyi olurdu, daha kolay olurdu diyenlerin sayısı hızla artıyor. Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle ben metrobüs yapılmasını öngörüyorum. Çünkü bu kadar ray çalışması en azından birçok esnaf burada mağdur durumda bıraktılar. Dolayısıyla bu kadar çalışma olmayacaktı. Metrobüs olsaydı hem sessiz daha farklı olacaktı. Bursa için daha da güzel bir görünüm olacaktı. Yani baktığımızda ben bu projeyi hiç desteklemiyorum. Yani esnaf olarak da
Uzun zamandan beri zor günler yaşıyoruz. Yani geçen hafta bir hafta sifte yapmadık biz. Ha bugün iş yapmaya başladık. Yollar bozuk olduğu için insanlarımız buraya gelmek istemiyorlar. Dolayısıyla o da bize, işimize yansıyor. Tabii ki hepimiz olarak baktığımızda sadece ben değil bütün esnaflar burada mağdur durumdalar. Herkes problem yaşıyor. En kısa zamanda yani inşaatı hızlandırıp daha farklı bir şeyler yapmalarını istiyorum. Buradan sayın yetkililere buradan söylüyorum, gerçekten sesimizi duysunlar. Esnaflar olarak biz çok sıkıntıdayız. Gerçekten çok büyük problemler yaşıyoruz. Söylediğim gibi geçen hafta bir hafta sifte yapmadık. Mutlaka bizim de giderlerimiz var. Bunları bir şekilde yapsınlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşa biz de teşekkür ediyoruz. Hanımlar beyler, Bursa TV ekranlarında bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Bir başka programda yine bendeniz Osman Korkmaz ve kameraman arkadaşım sevgili Murat Makas'la birlikte bizler yollarda olacağız. Bu mikrofonu hem vatandaşa hem de esnafa uzatmaya devam edeceğiz. Bizlerden şimdilik bu kadar. Hoşçakalınız.